Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Dersimiz? Sosyal bilgiler. Evet, dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz geçmişten bugüne. Teknoloji bunun alt konularından bir tanesi de seyahatlerde teknoloji. Seyahatlerdeki teknolojik gelişim. İnsanlar yılın yorgunluğunu, belirli dönemlerin yorgunluğunu atmak için, dinlenmek, rahatlamak için ne yaparlar? Seyahat ederler. Bir yerden bir yere giderler. Orada konaklarlar. Kendilerini rahat ve huzurlu bir ortamda bulmak isterler. Eskiden bu tip yerleri seçebilmek için insanlar ya önceden basılmış broşürlere ya da gazete ilanlarına bakarlar. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle insanlar seyahat tercihlerini internet üzerinden çeşitli web sayfalarıyla, YouTube üzerinden ya da kişisel bloglarla bazı seyahat deneyimi tecrübesi olan insanların paylaştıkları deneyimlerinden faydalanarak ne yapıyor? Seyahatlerini bu şekilde planlıyorlar. Yani gideceği yerin özelliklerini daha önceki gitmiş kişilerin deneyimlerinden faydalanarak ne yapıyor? Yaşamaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor seyahat tercihlerini. Bakın ben kendi YouTube sayfamda kendi gezdiğim yerlerin kısa videolarını yaptım. Bunun sonucunda özellikle şu son bir ay içerisinde yaklaşık 16 yurt dışından öğretmen arkadaş seyahat tercihlerini izledikleri bu videolardan dolayı özellikle Marmaris, Datça ve Muğla, Akbük'ü tercih ettiler. Bana bu konuda daha yakın bilgi istediler. Buralarda önerebilecek, benim onlara önerebileceğim otel ve konaklama yerlerini sordular. İşte otel ücretlerini. Ben de onlara o bölgelerde konaklayabilecekleri bazı otel isimlerini verdim. Onlar da ne yaptılar? İnternet üzerinden rezervasyonlarını, yani gidecekleri tarihleri internet üzerinden onaylayıp ücretlerini ödediler. Erken rezervasyon yapıp daha az ücret ödeyip tatilleri daha ekonomik hale getirdiler. Şimdi eskiden bir yerden bir yere gidebilmek için otobüs bileti, uçak bileti, vapur bileti ya da tren biletini gidip otogardan, gardan, limandan ya da havalimanından almak zorundayız. Ya da çeşitli seyahat acentelerinden uçak biletlerini almak ya da otobüs biletlerini, tren biletlerini ya da gemi biletlerini oralardan almak zorundaydık. Ama şu an insanlar nereden alıyor uçak biletlerini ve diğer biletleri, ulaşım biletlerini? İnternet üzerinden online ne yapıyor? Kredi kartlarıyla ya da banka kartlarıyla otomatik olarak alıyorlar. Tarihleri, seçeneklerini, oturacağı koltukları, yolculuk esnasında alacağı yiyecekleri, içecekleri bile tercihini, seçimini yapabiliyor artık. Bakın bunlar insanlara, teknolojinin bu gelişmesi insanların seyahatlerinde çok büyük kolaylık sağladı. Seyahatlerini çok daha güzel planlayabiliyor. Daha ucuza, daha konforlu, daha güzel bir tatil yapabilme imkanı tanıyor bu insanlara. Şimdi diğer bir unsur, eskiden bir yerden bir yere gidebilmek için ne yapardık? Mesela ben kendi arabamda sık sık eskiden şey bulundururdum. Harita, Türkiye haritası, Türkiye içerisinde bir yerden bir yere gidecek olursam karayolları haritası vardı. Bu karayolları haritasını kullanarak, bakarak, sık sık bakarak
gideceğim güzergahı belirlerdim. Ama şimdi internet ortamında online haritalar var, uygulamalar var. Açıyorsunuz oradan, bulunduğunuz noktayı yazıyorsunuz. Ondan sonra gideceğiniz bölgenin ismini, şehrinin ismini yazıyorsunuz. Sizi gideceğiniz yere kadar, en ara yollara kadar sizi yönlendiriyor, gideceğiniz noktaya ulaştırıyor. Bakın teknolojinin geldiği son noktayı düşünebiliyor musunuz? Ben bir gün hatırlıyorum, sanırım Ankara'daydım. Ankara'ya buradan, Ankara'ya gittik arabayla. Ankara'ya yaklaşık 4,5-5 saat, biraz işimiz acele olduğu için biraz da hızlı gitmek zorunda kaldık. Ancak Ankara'ya vardık. Ankara'da gideceğimiz noktayı daha önce de hiç gitmediğimiz için bilmiyoruz. Sonra inanın Adana'dan Ankara'sını 5 saatte gittik ama 4-5 saatte Ankara'nın içinde gideceğimiz noktayı zor bulduk. Düşünebiliyor musunuz? Ama şimdi bu uygulamaları telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan açtığınızda sizi gideceğiniz noktaya yanına kadar ne yapıyor, götürüyor. Görüyorsunuz değil mi kolaylıkları? İnsanlara, teknolojinin gelişiminin insanlara sağladığı kolaylıklardan bir tanesi. Mesela eskiden yolculuklarımızda otobüslerde belki son 20-25 senedir televizyon vardı sadece eğlenebileceği insanların. Sadece bir ön tarafta bir televizyon vardı. İşte arka taraftakiler onun ne sesini duyabilirlerdi ne de doğru düzgün izleyebilirlerdi. Ama şimdi otobüslerde ne var? Her koltuğun ön tarafında monitörler var. Monitörler yardımıyla ne yapabiliyoruz? Açıp müzik seçebiliyoruz, istediğimiz filmi izleyebiliyoruz, televizyona bağlanabiliyoruz, internete bağlanabiliyoruz otobüsün içerisinde. Eskiden otobüsün içerisinde internet kullanımı, telefon kullanımı bile yasaktı. Neden? Araca zarar veriyor diye, araç uygulamalarına zarar veriyor diye yasaktı. Uçaklarda da yasak. Ama şimdi artık her şey kullanılabiliyor, her şey yapılabiliyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, ulaşımda da aynı şekilde. Eskiden yollarımız genellikle tek şeritliydi. İnşaat alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde şu anki yollarımız neler var? Otobanlar, duble yollar, gidiş gelişin çok olduğu, çok şeritli olan yollar var. Ulaşım çok daha rahat. Bakın biraz önce bir arkadaşınız sormuştu, viyadük neydi öğretmenim? Bu viyadükler, tüneller sayesinde yollar çok daha kısaldı. Ulaşım süresi çok daha azaldı. Hem ulaşım maliyeti azaldı insanların, hem de insanların ekonomisine, ülke ekonomisine ne oldu? Katkı sağladı. Ama inşaat alanında oluşan bu teknolojik gelişimlerin bazı çevresel kayıpları da var. Mesela büyük şehirlerde özellikle neler var artık? Çok katlı binalar var. Büyük gökdelenler var. Bu ne yaratıyor? Çevre kirliliği yaratıyor. Onun iklim üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Yeşil alanların azalmasına sebep oluyor. Hava kirliliğinin artmasına sebep oluyor. Trafik yoğunluğunun şehir içerilerinde özellikle trafik yoğunluğunun artmasına sebep oluyor. Yani teknolojinin bazı iyi getirileri var, ancak bazı götürüleri de var. Bunu da inkar edemeyiz. Şimdi seyahatlerde diğer bir unsur, eskiden fotoğraf makineleri vardı. Seyahate gittiğimizde gittiğimiz yerlerin fotoğrafını çekebilmek için onların film kutuları vardı, fotoğraf makinelerinin. 36 tane film şeridi alıyor. 36 tane film çekebiliyordun. O film rulosuyla. 37.yi çekemiyordun. Ne yapmak zorundasın?
değiştirmek zorundaydın o film rulosunda. Tekrar yenisini takmak zorundaydın. Çok fotoğraf çekmek istiyorsan yanında bir sürü fotoğraf rulosu olacaktı, filmi olacaktı. Onun, o da hem külfetli hem maliyetli ve bir sürü yedek pil yanında taşımak zorundaydı fotoğraf çekebilmek için. Hem de çektiğin fotoğrafların o kadar görüntü kalitesi iyi değildi. Ama şimdi herkesin sahip olduğu cep telefonlarıyla ne yapabiliyoruz? Çok güzel, kaliteli, çok iyi görüntülü fotoğraflar ve videolar, binlerce fotoğraf çekebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Telefonumuzun hafızasının aldığı kadar fotoğraf ve video çekebiliyoruz. Sınırsız neredeyse. Yani bakın bu da teknolojinin insan hayatına sağladığı bir getirilerden bir tanesi. Fakat şu da oldu. Eskiden insanların elinde fotoğraf kartları vardı. Yani fotoğraf çekilirdi, tab ettirilirdi. Yani resim olarak elimizde fotoğrafımız olurdu. Fotoğraflarımız olurdu. Ama şimdi nerede fotoğraflarımızın hepsi? Bilgisayarımızda. Bilgisayarımızda kayıtlı. Yani somut olarak elimizde bir şey yok. Sadece bilgisayarımızda, telefonumuzda kayıtlı olan dijital görüntülere bakıyoruz. Ne yapmak gerek? Ara sıra o dijital görüntülerden fotoğraf çıktılarının almak gerek. Bir fotoğrafçıya götürüp ya da güzel kaliteli bir yazıcıdan ne yapalım? Kendimizle bu fotoğraf çıktılarını almamız gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Seyahat alanında bize teknolojinin kazandırdığı gerçekten çok büyük yenilikler ve kolaylıklar. Teknolojiyi iyi kullanırsak gerçekten insan hayatı için mükemmel bir şey. Ama teknolojiyi kötü yönde kullanırsak bizi hayatı zehir edebilecek bir ortam. Özellikle internet ortamı. Her şey var, kötüsü de var, iyisi de var. Onun için iyi olan yerlere ziyaret edip, bizim ihtiyacımız olan bilgileri alabilecek yerleri ziyaret etmeliyiz. Bize zararlı olacak sitelerden, yerlerden ne yapmalıyız? Uzak durmalıyız. Mutlaka evimizde aile çocuk koruma programlarının olması gerekiyor internet kullanıcılarında. Mutlaka. Bunları da anne babalarınıza sizler de söyleyin. Ki gerçekten bu konuda duyarlı olmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimiz zaman içinde teknolojinin nasıl değiştiğini, teknolojik araçlardan, özellikle iletişimde, elektrikte, telefonda bu sürecin nasıl geliştiğini göreceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.